Merhaba arkadaşlar. Bugün osiloskobu tanıyacağız ve onun nasıl kullanıldığını, ne tür amaçlarda kullandığımızı, aynı zamanda bir tane de devre örneğiyle gösterimini yapmaya çalışacağız. Tabii osiloskop dediğimiz cihaz bir ölçüm aleti. Neleri ölçüyor diye soracak olursak, bizim devremizde oluşan herhangi bir sinyali, bunun türü kare dalga olabilir, hiç isimlendiremediğimiz bir sinyal olabilir, sıradan bir üçgen dalga olabilir, üzerinde çok fazla gürültü binmiş herhangi bir sinyal de olabilir. Devremizden almış olduğumuz bütün bu sinyalleri iki tane kanalı aracılığıyla ya da bazen sadece bir tanesinde kullanmamız gerekebilir. Alıp, analiz edip, üzerinde bazı değerlere, bu şiddet bilgisi olabilir, frekans bilgisi olabilir ya da isteyeceğimiz başka herhangi bir bilgi, bu iki kanalın birbiriyle olan farkı olabilir, toplamı olabilir gibi işlemleri yapabildiğimiz, bütün bu işlemlerden yalnızca istediğimiz sonucu alabildiğimiz, arkadaşımızla göstermiş olduğumuz bizim için vazgeçilmez bir alettir. Öncelikle şunu söyleyelim, sinyal jeneratöründe bahsetmiş olduğumuz sinyalleri devremize uyguluyoruz. Lakin bu sinyalleri neden osiloskop kullanarak ölçüyoruz da multimetre ile ölçmüyoruz? Çok uzun zamandır aşina olduğunuz bir cihaz, birinci ve ikinci sınıf derslerinden. Ama bilmemiz gereken bir özelliği daha var bu multimetrenin. Öncelikle sinyal jeneratöründen, daha önce bahsettiğimiz üzere, frekansı 5 kHz'de olan, şiddeti ise 1 volt, tepeden tepeye değeri 1 volt olan bir sinyali alıyoruz. Bu sinyali multimetremizin uçları arasında uyguluyoruz. Şimdi bilgimiz dahilinde olduğuna göre bizim tepeden tepeye 1 volt vermemiz demek, ekranda görmemiz demek aslında 2 volt üretildiği anlamına geliyor. İçeride üretilen 2 volt, RMS değeri olan kök 2'ye bölünerekten sisteme aktarılır ve bu cihazımız RMS değeri ölçer. Peki bakalım 2 volt acaba RMS'i olan kök 2'ye böldüğünüzde 1.4 volt alabiliyor musunuz? 0.4 volt, hayır. Peki geliyorum frekans değerine. 5 kHz olan frekans değerini 1 kHz'e düşürdüğümde aynı voltajı vermeme rağmen voltaj değeri ideal değer olan 1.4'e biraz daha yaklaştı. Peki frekans değerini 100 Hz'e düşürecek olursam ne olacak? 100 Hz'de evet 0.7'lere doğru geldi. 50 Hz'e getiriyorum. Hala 0.7'de. Gördüğünüz gibi bu cihazın ölçüm sistemi maalesef ki yüksek frekanslarda çalışmaya uygun değil. Yalnızca 50 Hz'e doğru indiğinizde doğruya yakın sonuçlar verebiliyor size. O yüzden hiçbir zaman ses sinyali gibi yüksek frekanslı sinyallerle çalışırken multimetre ile ölçüm yapılmasını tavsiye etmiyorum. Biz ne kadar sıklıkla 50 Hz'de çalışıyoruz laboratuvarımızda? AC sinyali uyguladığımız, yani alternatif akım devrelerinde hiçbir zaman 50 Hz'de çalışmıyoruz. Evet. Yalnızca şehir dolayısıyla, elektriği için. Multimetre 50 Hz varsayıyor girişinde ve biçimi ne? Sinyalin biçimi sinüs mü? Sinüs şu an. Sinüs olmasına varsayıyor. Herhangi bir üçgen dalga, kare dalga uygulamanız durumunda da yine RMS değerini almaya çalışacağı için size zaten yanlış sonuçlar verecek. Frekanstan dolayı kaynaklanan diğer problemler ise zaten cabas olmuş oluyor. Şimdi bu durumu anladıktan sonra yapmamız gereken şey... Peki multimetreyi ne ölçerken kullanmamız lazım laboratuvarda? Doğru akım devrelerinde voltaj ölçmekte çok güzel kullanılabilirler. Devreden alınmış dirençlerin, yani devre üzerinde çalışmamakta olan dirençlerin değerlerini ölçmede kullanabilirler. Hiçbir zaman çalışan bir devrede direnç ölçümünde multimetreyle yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Onun nedeni nedir? Multimetremiz aslında direncin değerini ölçmek için bir voltaj uyguluyor. Uygulamış olduğu voltaj ve kendisinden çıkan akımın arasındaki alakadan karşıdaki direnci tahmin etmeye çalışıyor. Eğer devrede bağlı bir direnciniz olursa onun üzerinden zaten belli bir akım geçip belli bir voltaj olduğu için sizin multimetreniz sisteme bağlanmış oluyor. Böylece aslında görmüş olduğu şey karşıdaki sistemin uyguladığı direnç oluyor. İster istemez de ölçmeniz gereken değer değil, devrenin direncini ölçmeye çalışıyorsunuz. Bu aynı zamanda size yanlış sonuçlar veren bir işlem olmuş oluyor. Bir diğer nokta tabii akım ölçmede kullanılabilir multimetre. Bunu ilerleyen bölümlerde gerektiğinde detayıyla izah edilecektir. Evet. Burada sadece şunu diyoruz. Alternatif akım devrelerinde gerilim ölçerken osiloskop kullanın. Evet. Elimizde mükemmele yakın bir ölçüm aleti var. O dururken multimetre gibi bir cihazla ölçüm almaya çalışmak sonuçlarımızı yanlış yapacaktır. Deney sonuçlarını etkileyecektir. İster istemez dolaylı olarak öğrenme yöntemimizi de kötü etkileyecektir. Şimdi osiloskopumuzla alakalı bahsettiğimiz iki adet probumuz var. Onların kullanımından bahsedeceğiz ilk olarak. Sonra bu probların gerçekten doğru çalıştığından emin olup onların dengelenmesi ayarlarının yapılmasından kısaca bahsedeceğiz.
Tabii madem elimizde iki tane probumuz var, bu probları kullanmak demek osiloskop ekranında kanal olarak geçiyorlar. Yani kanal 1 ve kanal 2, iki tane kanalımız var. O zaman kanalların nasıl seçileceği, bu kanallar kullanılarak nasıl analizlerin yapıldığı, zaman eksenini kullanarak ya da işte XY mod dediğimiz farklı eksenleri kullanaraktan ne tür devreleri analiz edebiliriz? Aynı zamanda osiloskopun run ve stop dediğimiz yani çalışma, durdurma ya da işte ölçüm alıp almama, hold, ekranda tutma gibi fonksiyonlarını da üzerinden geçeceğiz. Bizim için çok önemli özelliklerden olan imleç. İmleç menüsünde ise ekrandaki imleçleri yatay ve düşey eksenlerde kullanarak frekans, zaman ya da işte şiddetlerin ölçümü gibi konulara değineceğiz kısaca. Bunun yanında bahsettiğimiz üzere modlar, yani zaman ekseninde ve XY mod olmak üzere iki farklı modumuz var. Bunların ne işe yaradığını, neredeyse her labda kullandığımız bu iki modu kısaca anlatacağız. Buyurun o zaman. Gelelim osiloskopumuzun kullanımına. Öncelikle tabii sinyal jeneratörünü daha önce bahsettiğimiz üzere 5 kHz dolaylarını alıyoruz. Kullanmış olduğumuz klasik sinyaller. Sinyalimizin şiddetini tepeden tepeye değer olarak 1 volt olarak ayarlıyoruz ama biliyoruz ki içeriden 2 volt gelecek. Kendimiz bir devre kurduk. Devrenin detayları şu anda çok fazla değer olarak önemli değil ama bir diyot devresi. Basit bir diyot, rectifier circuit. Bildiğimiz üzere diyot yalnızca pozitif sinyalleri geçirip negatif sinyalleri geçirmeyen bir devre elemanı. Bu devrede gördüğümüz üzere elimizde uyguladığımız sinyali sarıyla, devreden almış olduğumuz sinyali ise mavi ile görüyoruz. Bu şu demektir, sarı zaten kanal 1'e karşılık geliyor renklerden göreceğimiz üzere ekranda. Sağdaki buton görünebiliyor mu? Evet. Bu devreyi tahtaya bir basitçe çizebilir miyiz? Tabii. Kanal 2'miz ise ölçüm sonucumuz gördüğünüz gibi rectify edilmiş. Başka bir tabirle düzeltilmiş ya da rectify edilmiş bir doğrultulmuş bir sinyalimiz olmuş oluyor. Aradaki uyuşumu gördükten sonra şimdi devre şemasına bakalım. Diyotu alta mı koysak ki? Diyotun üzerine mi ölçüyoruz biz gerilimi? Yok, şu akımı vermiş oluyor bize. Bunun işler arasındaki voltaj. Evet, tamam. Şu ise uygulanan voltaj olduğu için zaten sadece bir offsetle gelmiş oluyor gibi bir şey. Kanal 1 nereye bağlı? Kanal 2 nereye bağlı? Hadi. Şimdi devremizi basitçe anlatmak gerekirse elimizde bir diyot devremiz var. Hatta bunu aslında gerçek hayatta bulacağınız diyotların üzerinde bir işaret vardır şu şekilde. Bu kısım eksi tarafını, bu kısım artı tarafını gösterir. Diyodu bu şekilde bağlıyoruz. Yani bir tane de direncimiz şu var. Şu çizgi aslında şu çizgi. Evet. Aynen tamam. Öyle olmuş oluyor. Yani diyodun katot kısmına karşılık gelen çizgi eksiyle belirtilmiş oluyor. Farklı diyot modellerinde tabii çizginin rengi değişebilir ama çizginin olduğu taraf her zaman katot oluyor. Bu pratik bilgiyi geçtikten sonra diyodumuza bir input sinyali uyguluyoruz sinyal jeneratörü vasıtasıyla. V0 diye ifade ettik ama biz buna V-input diyelim. Bunu kanal 1'den okuyoruz verdiğimiz voltaj. Bunun yalnızca pozitif kısımlarının burada akıma dönüşeceğini, doğal olarak şurada okuyacağımız bilginin, kanal 2 bilgisinin ise bir voltaj bilgisidir. Osiloskoptan voltaj bilgisi ölçüyoruz ve bu voltaj bilgisinin aslında diyodun akımı ve buraya koymuş olduğumuz dirençle orantılı olduğunu biliyoruz. Direnci biz koyduğumuz için direnç değerini biliyoruz. Voltaj değerini ölçüyoruz. Aslında bu ikisi arasındaki bölme işlemi bize diyodun akım karakteristiğini verecek. Doğal olarak ben diyodun akımı ile voltajı arasındaki analizi yalnızca osiloskop devresini kullanaraktan çok kolay yapabileceğim. Evet. Bu pratik devre üzerinde osiloskop üzerindeki diğer bütün ölçümleri az sonra beraber göreceğiz. Bu kanal 1 sarı, kanal 2 de mavi olarak mavi gözükecek. Olacak. Tamam. Öncelikle burada osiloskopumuzu tanımamız gerekiyor. Tabii bir açma kapama tuşunu ön panelde göremiyoruz hiçbir şekilde. Açma kapama tuşumuz tam tepede. Şu an kapatmıyorum, açılması biraz zaman aldığı dolayısıyla. Osiloskopumuzu açtıktan sonra yapmamız gereken bazı kontrollerimiz var. Bu kontrollerden başlıcaları, öncelikle ben buradan problardan bir tanesini göstermek istiyorum. Şu anda elimde kanal 2 probum var. Ölçüm aletim. Gördüğünüz gibi kanal 1'de hala sinyal olmasına rağmen kanal 2'miz şu anda tamamen gitmiş durumda. Ben kanal 1'i değil de yalnızca kanal 2'yi ölçmek istiyorum mesela. O zaman kanal 1 tuşuna basaraktan kanal 1'i kapatabiliyorum. Bastığımda açılır. Tekrar bastığımda kapatılır. Elimde yalnızca kanal 2 var.
ve Kanal 2 probum. Bu probun doğru çalışıp çalışmadığından emin olmak istiyorum. Bütün bunlar için osiloskopun kendi fonksiyonu olan probe check fonksiyonu var. Şurada göreceğiniz iki tane terminal. Bunlardan aşağısı toprak. Üst kısmına ise probu değdiriyorum. Oradan sabit frekansta bir sinyal mi uygulanıyor? Şu anda osiloskopumuz kendisi burada yazdığı üzere 1 kHz'de ve 5 voltluk kare dalgaları üretiyor. Ve bunun probe tarafından ölçülmesini sağlıyor. Şimdi yapmam gereken şey hemen buradaki butonu, tuşu görüyorum. Probe check yazıyor üzerine. Probe'u test etme butonu. Basıyorum. Ekranda gördüğümüz üzere pek de anlamlandıramadığımız ama altta ama aşağıda aslında kanal 2'nin PEST yani testi başarıyla geçtiğini söyleyen bir durum var. Şimdi biraz daha devam edelim. Şurada görmüş olduğunuz voltaj hassasiyetini ayarlayaraktan da ya da autoscale belki. Sinyal sabit değil. Sinyalimizde hala bir problem var. Gördüğümüz gibi. Biz normalde bunun tam doğru ya da işte ekranımızda duran normal bir osiloskop görüntüsü olmasını bekliyorduk. Burada trigger diye geçen tetikleme menüsüne geliyoruz. Burada kaynak kanal 1 olarak görünüyor. Yani dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da yazılımı çok kuvvetli bir sistem kullanıyoruz şu anda. Ekrandaki menüyü çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Bahsettiğimiz gibi trigger menüsüne bastığımızda bir türünün olduğunu, bir kaynağının olduğunu, bir eğimden bahsedildiğini, modlarının ve coupling dediğimiz yani bağlaşımının olduğunu görüyoruz. Şimdi öncelikle kanalı, ikinci kanalı biz test ettiğimiz için burada kaynak kısmına ikinci kanalı seçmemiz gerekiyor. İkinci kanalı seçmemize rağmen hala problemimiz çözülmedi. Bu şu demek. İkinci kanal için bir tetik seviyesi var. Yani bu bölge ikinci kanalın tam bu noktaya sinyalinin ulaştığı anı kaydediyor. Ve bir sonraki seferde bu sinyal buraya geldiğinde iki sinyal arasını zaman eksenine göre çizmeye çalışıyor. Yani bu şu demek. Bu sinyal hiçbir zaman şurada görünen okun seviyesine ulaşamıyor. Ben bu oku biraz daha aşağıya çekiyorum mesela. Evet, bu sinyal hiçbir zaman buralara ulaşamadığı için sinyal üzerinde iki nokta alınıp uygun bir çizim yapılamıyor. Yani alet sinyalin frekansını tanıyacak ki ekranda onu kitleyip evet, kesinlikle. En az iki farklı noktasını alıp bu aradaki kare dalgayı çıkarıp analiz edip bize çizimini verebilmesi lazım. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bu okun seviyesini sinyalin tepe değerleri arasında bir yere ayarlamamız gerekiyor ki alet gerçekten sinyali anlayıp, algılayıp, iki farklı noktasını alıp aradaki dalganın şeklini çıkarıp bize verebilsin. Bu yüzden gördüğünüz gibi sağdaki kullanılan şu butonu yani çevirme tuşunu kullanaraktan okun seviyesini yukarıya doğru alıyorum. Gördüğünüz üzere sinyalin sınırları arasına girdiğimde, şiddet sınırları arasına girdiğimde sinyal durdu. Yine aynı şekilde zaman ayarını kullanaraktan istediğim gibi işte zaman ekseninde oynayaraktan sinyalin bir periyodunu ya da iki periyodunu, üç periyodunu görecek şekilde diğer ayarları yapabilirim. Tabi buralar şu anda problem değil. Bizim için mühim olan kanal 2'nin doğru çalıştığının analizi. Trigger yani tetik menüsünün nasıl kullanıldığı. Çünkü genelde devreleri kuruyoruz ve almaya çalıştığımız sinyallerin çok oynadığını görüyoruz. Böylesi bir durumda yapacağımız analizlerden bir tanesi gerçekten tetik devresini doğru ayarlayabilmiş miyiz? Bu çok önemli. Ya da probumuzu bir probe check yani probu test ederekten gerçekten doğru çalışıp çalışmadığını da görmemiz gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeri daha. Normal ölçüm yapmak istiyoruz. Artık probumuz sağlam, her şey yolunda. Devrede ölçüm almak istiyoruz. O nedir? Biraz önce bir ayar yaptın Sayın Hocam. Probe. Şu anda probun ayarını bozdum. Az sonra seni göstereceğim. Tamam, peki. Şimdi kanal 2 devreye taktık mı? Evet. Devremizi kurduğumuzda eğer osiloskop ekranında herhangi bir sinyal göremiyorsak bu şu demektir. Ya sinyal gerçekten gelmiyor osiloskopa ya da gelen sinyalin şiddeti ekranda göstermek için çok zayıf. Bunu aşmak için sağ üst tarafta en çok kullanacağımız hatta birçok osiloskopta yazısının artık silinmeye yüz tuttuğu bir auto set yani otomatik ayar tuşu var. Otomatik ayar tuşuna bastığımızda dijital olarak sistem kendisini ayarlıyor. Yine kanal 1 ve kanal 2 beraber çıktı karşımıza. Biz sadece kanal 2 ile çalışmak istediğimizi varsayalım. Kanal 1'i tuşuna basarak kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kanal 2 var. Kanal 2 yalnızca bu sütunumuz. Biz voltaj hassasiyetiyle istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Yani hassasiyetle oynayaraktan grafiğin daha
bizim için uygun hale gelmesini sağlayabiliriz. Tabii bu ölçümsel hiçbir değeri değiştirmeyecektir. Aynı şekilde bir diğer döndürmeli butonumuzla bunun seviyesini yukarı ya da aşağıya doğru alabiliriz. Bu bizim için ileriki aşamalarda özellikle çok önemli olacaktır. Diyelim ki böyle bir sinyalimiz var elimizde. Ölçüm yapmak istiyoruz. Ölçüm yapmak için burada bulunan measure butonunu kullandığımda kanal 2'nin tepeden tepeye değerinin 12 mV olduğu söyleniyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kanal 2 ile çalışıyoruz. Kanal 2 tuşuna bastık. Kanal 2 tuşuna bastığımızda bize kanal 2'nin özellikleri açılıyor. Burada istediğimiz özelliği girip istediğimizde oynayabiliriz. Bağlaşım. Bir bağlaşım özelliğimiz var. Doğru akımı, alternatif akım, bağlaşım mı yapacağız? Eğer burada alternatif akımı seçecek olursak sinyalimizden gelen bütün doğru akımlar ihmal edilir ve bize yalnızca alternatif akım bilgisi verilir. Biz bunu istediğimiz gibi doğru ya da alternatif akım yapabiliriz ya da ground denilen yani referans değere set edebiliriz. Gerçekten referans durumunda mıyız? Örneğin referans değere set edip ayarlayıp istediğimiz gibi cursor'la oynayabiliriz ama biz bunu genelde ne yapmak istiyoruz? X eksen üzerinde yani y eşittir 0 doğrusuna taşımak istiyoruz. DC durumda eğer herhangi bir DC yani doğru akım voltajı varsa onu alacağız. Aslında DC hem doğru hem de alternatif akımı bize gösteren bir şeydir. Eğer çok fazla DC bir voltaj offsetimiz varsa sistemde yani öyle bir 3 voltun üzerine binmiş 100 mV görmek istiyorsak orada DC doğru akım eşlemesi mi? Bağlaşımını kullanmak bizim için problem olur. Çünkü zaten sıfır ekseniniz burada. 3 volt geliyorsunuz ama buradaki 100 mV'luk oynamaları görmek istiyorsunuz. Bunun ölçümü mümkün değil. Öylesi bir durumda alternatif akımdaki bağlaşıma geçeriz ve böylece 100 mV'u gerçekten sinüs sinyali olarak görebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus prob yazısının altında 1x yazısı görünüyor. Şimdi burada evet, bu çok yapılan bir hata. Gerçekten çok fazla yapılıyor ve anlaşılması birazcık da problemli bir nokta. Uygulamış olduğumuz sinyallerin osiloskopa zarar vermemesi için osiloskop probunun henüz giriş kısmında yakın çekimde biraz daha rahat gösterebileceğim. Şu şekilde ayarlar var. Gördüğünüz gibi 1x, 10x ve referans diye 3 tane ayarımız var. Probumuz osiloskopu korumak için aslında uygulanan sinyali doğrudan 10x'te zayıflatabiliyor. Ya da doğrudan referans bir değer atayabiliyor kendisine. Varsayalım ki osiloskopumuz maksimum 10 volt ölçebiliyordu. Eğer 100 voltluk bir şey ölçmek isteyecek olursak bu osiloskopa zarar vermesin diye. Bu kendisi zaten direktmen düşürüyor voltajları. Ama tabii bazen çok düşük voltajları da ölçmemiz gerekiyor. Öylesi bir durumda bir de onun probda zayıflatılıyor olması ölçümü iyice zorlaştırıyor. Çünkü sistemimizde kablodan kaynaklanan zaten bir gürültü var. Bu gürültüye yenilmemesi gerekiyor. O yüzden çok düşük voltajları ölçerken bazen 1x ayarında ölçüm yapmak isteyebiliriz. Bazen ise 10x'te yüksek voltajda da yapabiliriz. Öylesi bir durumda bu prob menüsündeki 1x ya da 10x ayarının doğru yapılmış olduğuna emin olmamız gerekiyor. Şöyle yan yana koymamız gerekecek olursa eğer probunuz 10x'te ise yazılımda da 10x. Eğer 1x'te iseniz burada da 1x'i ayarlamış olmanız gerekiyor. Diyelim ki ayarlayamadık. Bunu nasıl anlayabiliriz? Yapacağımız ölçümle nasıl kendini gösterir? Bir ölçüm yapalım ve bunu beraber görelim. Şu anda probumu 1x ayarladım. Burası da yazılımda da 1x. Probun kendisi de 1x ve bir ölçüm yapıyorum. Direncin uçları arasındaki voltajın tepe değerini ölçmeye çalışacağım. Osiloskopuma geliyorum. Her zaman olduğu gibi ilk olarak auto set yani ayar tuşuna basıyorum. Kanal 1 istemiyorduk. Kanal 1'i kapattık. Ölçüm yapmak istiyorum. Bu menüleri tek tek anlatacağım. Kanal 1'in tepeden tepeye değeri 92 mV olarak görünüyor. Bunun benim için mantıklı olup olmadığından şu an emin değilim. Bir de 10x'e getiriyorum bu probu. Ya da kolay olanı yapalım, yazılımdan değiştirelim. Kanal 2'ye geliyoruz, 10x yapıyoruz. Şimdi tekrardan ölçüyorum. Az önce 92 mV olarak okuduğum değer 920 mV'a geldi. Ben biliyorum ki 1x'deyken probum doğru ölçüm alıyordum. Yani 92 mV ölçüm benim için doğruydu. Burada direncin değerine göre bu 92 mV ifadesi değişecektir. Bu şu demek oluyor. Ben aslında 10x kullanacak olursam, yazılımda ise 1x kullanacak olursam alacağım sinyal ile, gerçekten aldığım sinyal ile osiloskop ekranında okuduğum sinyaller birbirinden 10 kat fark edebilir. Bu bazen lehte bazen aleyhte olabilir ama emin olun sonuç olarak her zaman aleyhinize bir sonuçtur, yanlış sonuçtur çünkü. Buna özellikle dikkat edilmesini belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi problarımızı tanıdık. Kanal menüsünü nasıl kullanacağımızı kanal 1 ya da kanal 2 öğrendik. Kanal menülerine girdiğimiz zaman kanalın bağlaşımını aynı zamanda voltaj hassasiyetini artı probun X kısmını yani
ne kadar zayıflatacağını sinyali ya da zayıflatmayacağını bazen arkadaşlar şeyde kazancı birden düşük çıkması zorunlu olan devrelerde kazancı 7 falan buluyorlar. Acaba bu yüzden mi? 10 katına kadar bulmaları normal. 10 katına kadar. Yani kazancı 0.5 çıkacakken 10 kat olan 5 bulabilirler. Ama eğer kazanç 0.5 çıkacakken 50 bulabiliyorlarsa bizim 100 kat bir hata yapma şansımız şu an burada yok ama arkadaşlar bunu da başarabiliyorlarsa orada daha temel bir problem vardır. En çok kullanacağımız menü yukarıdaki tuşlardır. Bunlar arasında ölçüm yani measure, acquire yani sinyal aldığımız ve sinyali aslında nasıl aldığımıza karar verdiğimiz bir kısım. Alt kısımda cursor yani imleçler. Geleceğiz nasıl olduğuna ve display diye bir menümüz daha var. Bu dört menü üzerinde duracağız. Onun dışarısındaki menüler cihazın tabii yazılımına ve yapılmak istenen diğer ölçümlere yönelik şeyler. Laboratuvarımızda çok fazla kullanmıyoruz. Measure menüsüyle yani ölçüm menüsüyle başlamak istiyorum. Tıkladığınız zaman karşınıza yine her zaman olduğu gibi ekranda enteresan veriler çıkıyor. Bakıyoruz kanal 1'in PKPK yani peak'ten peak'e ya da tepeden tepeye değerini bize ölçüyor. Ne kadar? 1.76-1.74 volt dolaylarında. Biz zaten bunun 2 volt dolaylarında olmasını sinyal jeneratöründen dolayı biliyoruz. 1 volt verdik. 2 volt dolaylarında bir sinyalin üretilmesini ve bunun sisteme aktarılmasını bekliyoruz. Ölçüm gayet güzel ama istersek en üstte tuşuna tıkladığımızda kaynağın kanal 1 mi, kanal 2 mi olacağına biz karar veriyoruz. Türü, ölçüm türü. Bahsettiğimiz gibi tepeden tepeye ölçüm yapabiliriz. RMS ölçebiliriz. Minimum değerini görmek isteyebiliriz ekranda. Bazı ölçümlerde bu gerekli olabilir. Ya da maksimum değerini görmek isteyebiliriz. Rise time dediğimiz işte sinyalin %90'la ne kadar çıktığına karar veren zaman ya da düşme zamanı aynı şekilde. Pozitif ve negatif akımların genişliklerini ölçebiliriz. Tabii bunlar çok detay şeyler. Ya da hiçbir şey ölçmeyebiliriz tabii. O da isteğimiz. Frekans ölçebiliriz. Bu sinyalin frekansının ne olduğunu ölçmek isteyebiliriz. Periyodunu ölçebiliriz. Bunların hepsi kalem kağıt hesabıyla çok kolay yapılabilen şeyler ama osiloskopumuz bütün bunları bizim için yapabiliyor. Aynı şekilde biz bunu ilk ölçtüğümüz yer olan peak to peak değerine tekrardan alıyoruz. Yeniden measure menüsüne dönmek istiyoruz. Onun için de tabii buradan back'e bastığımızda yani geri tuşuna bastığımızda döneriz. Görmek istediğimiz şeyler genelde tepeden tepeye değerler olur. Kanal 1 ve kanal 2 için bu zaten ayarlanmıştır. Frekans değeri gerçekten vermiş olduğumuz sinyalin frekansını mı alıyoruz? Bu test etmek de önemli olabilir bizim için. Onun dışarısında bazen mean yani bir sinyalin ortalama değeri hangi DC değer dolaylarında geziniyor bunu bilmek önemli olabilir. Başka yapmamız gereken ölçüm eğer laboratuvar aşamalarında o basamaklarda bizden istenirse buradan çok rahat yapabiliriz. Burada problemlerden bir tanesine değinmek istiyorum. Örneğin çok düşük bir voltaj uyguluyorum sisteme. Otoset yapıyorum tekrardan. Evet gördüğünüz gibi gayet gürültülü. Hatta kanal 2'ye bakacak olursanız neredeyse görünemeyen bir sinyal var. Oysa biz burada bir sinyaller olması gerektiğini biliyoruz. Belki çok de diyot açılmıyordu. Diyot açılmadığı için burada olmuyor. 0.5 dersen 1 volt verecek. Otoset yapıyoruz. Kanal 2'ye geliyorum tekrardan. Evet kanal 2'de birazcık bir şeyler görecek gibi oluruz ama gördüğünüz gibi çok fazla gürültü var sistemde. Bütün bu gürültülerden kurtulmak için hemen yukarıda gördüğünüz ölçüm yani measure menüsünün yanında acquire menümüz var. Acquire menüsüne geldiğimiz zaman 4 tane özellik açılıyor önümüzde. Sample, peak, detect, average ve average yapacaksak ne kadar. Şimdi gördüğünüz gibi aktif olan sample. Sample demek daha önceden belirlenmiş bir hızla yani bunun tabii ne olduğunu biz şu anda bilmiyoruz ama mikron düzeyinde belki de evet mikrosaniye dolaylarında bir hızla sinyal topluyoruz biz sistemden. Biz bunun topladıktan sonra eğer bu sistemde tabii yalnızca sinyalimiz değil aynı zamanda bir de gürültü eklenmiş durumda. Eğer biz bu ölçümü 10 kere ya da 100 kere tekrarlayacak olursak ve hepsini toplarsak gürültünün ne olmasını bekliyoruz? Aktif bir elemandan kaynaklanmadığı için sıfıra düşmesini bekliyoruz. O zaman istersek biz buradan average butonuna bu da labda olan bir tabii harekettir arkadaşlar gezer toza. Sample yerine average tuşuna geldiğimizde bakın average sayısı 128. Bu şu demek 128 kere ölçüm yap, ortalamasını al, çizim yap. Böylece noise'dan ne yapmış oluyoruz? Yani gürültüden kurtulmuş oluruz. Kanal 2'yi çok daha rahat görebiliyoruz şu anda. Ama tabii bunun ne gibi bir dezavantajı var? Mesela kanal 1. Kanal 1'in probunu şimdi çıkarıyorum. Çıkardım. Ekranda hala voltajı görmeye devam ediyorum. Bu ne demek? Bir yandan ölçümleri alıyoruz ama ortalama ilk değerler hala elimizde kaldığı için
azalta azalta azalta, yani ortalama almaya devam ediyoruz. Sinyal azala azala sıfıra doğru iniyor ve hala inemedi. Bakın 10 saniye geçti. Belki 20 saniye. Normalde biz bunun ne olmasını bekliyoruz? Sample yaparsak bu doğrudan sıfıra inecektir. Bakın sarı çizgi direkt sıfır oldu. Gördüğümüz gibi. Ama herhangi bir averaging yapacak olursak bize... Şu anda kanal... Kanal 1'i takıyorum. Affedersiniz. Önce bir sample alayım. Kanal 1'i takayım. Hangisi daha mantıklı? Kanal 1'de sinyal yok. Sample'da average tuşuna basıp kanal 1'i takıyorum. Average basmadık. Tabii artık geçti. Average sayısında istediğimiz gibi 4, 16, ya 64 ya da 128 gibi değerler belirleyebiliyoruz. Bu tabii ölçüm sayısına göre hızımız değişecektir. Ölçüm hızı. Mesela 128 yapalım. Sana... Yapalım. Şimdi arkadaşların yaptığı bir şey, kanalı takmıyorlar. Çıkartalım mesela kanalı. Kanal çıkıyor. Ortamda sinyal yok. Evet. Ekranda aynen sinyal var. Hocam bu neden oluyor? Evet. Hocam devredeki kapasitif elementlerden falan diye sorar. Evet. Bu kapasitör falan ortada devre yok arkadaşlar ama hala sinyal var. Bu tamamen yazılımsal bir durum olduğu için. Yani bahsettiğim üzere ortalama alma mantığı. Mesela şimdi taksak birden sinyal gelecek mi yoksa ağır ağır mı? Yavaş yavaş gelecek. Bakalım. Takıyoruz tekrardan sinyalimizi. Taktık. Evet. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Burada da yine tabii ilk değerler çok hızlı gelir ama hani bir anda 128 ekliyorsunuz siz sinyale ya da bir veri ekliyorsunuz. Sonlarda sabitlenmesi çok zaman alacak. Yine hani bir 10 saniye, 20 saniyeyi belki geçecektir. Evet. Bunların da böyle dezavantajları var. Bilincinde olmamız lazım bu özelliği kullanıyorsak. Kesinlikle. Evet, gördüğümüz gibi ölçüm ve acquire menülerini geçtik. Şimdi ise cursor, yani imleç menüsüne geliyoruz. İmleç menüsüne geldiğimizde elimizde yine cursor'ın türü ve kaynağı soruluyor bize. Tür olarak biz iki tane imleç kullanaraktan ekranda yatay eksenimiz zaman ise zaman ölçebiliriz. Bu periyot anlamına geliyor. Bunun bir bölünlüsünü alaraktan, bire bölerekten frekans aslında bilgisini elde edebiliriz. Onun haricinde eğer imleçleri biz yatay ekseni alacak olursak şu şekilde, yani y eksenini kesecek şekilde alacak olursak aradaki şiddet bilgisini istediğimiz gibi ne yapabiliriz? Ölçebiliriz sinyallerin. Şimdi imleç bilgisinde o zaman type dediğimiz kısım tür ya voltajdır ya zamandır eksenlerimiz. Çünkü osiloskoplar voltaj ölçen, yani akımı ölçmeyen aletler aslında. Ölçtükleri şey oradaki sinyalin voltajı. Ya voltajdır ya zamandır. Biz eğer zaman eksenindeysek gördüğünüz gibi iki tane imlecimiz belirdi şu şekilde. Sarı renkte. Eğer kapatırsak tabii kapalı. Voltaj eksenindeysek de yatay iki tane imlecimiz belirdi. Görmüş olduğunuz iki tane butonu kullanaraktan imleçleri yukarı ya da aşağı yönlü hareket ettirebiliriz. Şu anda imleçlerimizin rengi sarı. Sebebi çünkü imlecin kaynağı kanal 1. Eğer ben bunu kanal 2 yaparsam imleçlerin rengi maviye döndü. Böylece kanal 2 ile ilgili ölçümleri çok rahat yapabilirim. Biz diyelim ki kanal 1 ile alakalı ölçüm yapmak istiyoruz. Kaynak kısmından kanal 1'i bulduk. Kanal 1'in tepeden tepeye değerini ölçmek için imleçlerden hangisi olduğu önemli değil. Bir tanesi tam tepe noktasına, diğer olanı en alt noktaya getiriyorum. Getirdim diyelim. Delta değerine bakıyorum. Yani tepeden tepeye değere baktığım zaman iki imleç arasındaki farkın 952 milivolt olaylarında olduğunu görüyorum. Zaten uyguladığımız voltaj 0.5, yani iki katı 1 volt uyguluyoruz. Dirençten dolayı bir kısmını kaybediyoruz ama 952 milivolt çok doğru bir değer. Baktığımız zaman cursor'lardan bir tanesinin, yani imleçlerden bir tanesinin 480 milivolt, diğerinin ise -472, -480 milivolt olaylarında olduğunu görebiliriz. Kanal 2 için ölçüm yapalım. Kanal 2'yi alıyorum. Baktığım zaman değer az önce 950 milivoltlarda olan değer 95 milivolta indi. Bu ne demek oluyor? Aslında kanal 1 ve kanal 2'nin hassasiyetleri çok farklı şu anki ayarda. Yani her bir kare, ekranda görmüş olduğunuz her bir kare, küçük karelerden oluşuyor ekranımız. Kanal 1 için 200 milivolta, kanal 2 için ise 20 milivolta karşılık geliyor. Şimdi yine imleç kullanaraktan tepe değerini... Sinyali büyütebiliriz. Büyütmek bizim için daha avantajlı, evet. Ama daha fazla büyümüyor. 20 milivolt maksimum hassasiyetimiz. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Evet, 1 volt peak to peak yaptığımızda sinyalimizdeki acquire'dan kaynaklanan gecikmeyi görüyorsunuz. İstediğimiz gibi bunu azaltıyorum. Tekrardan autoset yapıyorum. Bu işlemlere zaten alışıyorsunuz. Autoset vazgeçilmeziniz. En ufak bir ayar değişikliği yaptığınızda autosete basmayı ihmal etmeyin. Tekrardan nerede kalmıştık? Cursor menümüzdeydik. Yani imleç menüsündeydik. Kanal 2'yi ölçecektik. Tür olarak da voltaj ölçmeye çalışıyorduk. Tekrardan cursor'larla tepe noktası... Şimdi mesela ekranı kaplayabilir mi mavisin ya?
şu anda biraz daha büyüyebiliyor, evet, gördüğümüz gibi. Evet. Mavi sinyalin alt kısmıyla, önce alt kısmına bakıyorum, sonra üst kısmına geliyorum. Üst kısmında yaklaşık buralarda bir yer diyorum. Gördüğünüz gibi hala noise olduğu için tam en tepeye gitmiyorum. Tam tepeye yakın olduğumu hissettiğim yerde, hatta biraz daha sinyal şöyle genişletelim ve beraber bakalım. Evet, buralar esas değerde deltası 200 mV. Peki ben bunu körsüz kullanmak, yani imleç kullanmak yerine measure'dan ölçseydim, kanal 2'nin tepeden tepeye değeri 880 mV, hatta sabit olamayan bir değerde. Neden? Bu ne demek oluyor? Sistemdeki gürültü şu anda gayet etkin ve tepeden tepeye değer ölçmeye çalıştığınızda gürültü eklenmiş sinyalin maksimum değeriyle gürültü eklenmiş sinyalin minimum değerleri arasında, yani arada bir de sinyal miktarını ölçmeye çalışıyorsunuz. Böylesi bir durumda yapacağınız ölçüm tabii ki yanlıştır. Çünkü bizim için mühim olan tepe değeridir. Gürültü bizim için ölçüm değildir ya da devremizin performansına bir katkı değildir hiçbir zaman. Bunlar arkadaşlar... Sayın hocam, ben bir de şeyi merak ediyorum. Bu measure menüsü mesela ekran, sinyal ekranda değilken, diyelim ki ekran dışına çıksın bir kısmı, çalışıyor mu? Bakıyoruz. Mesela şu anda 880. Mesela kanal 1'i, kanal 1'i tamamen çıkardık. Measure menüsüne giriyorum. Şimdi mesela mavi sinyali çıkarsak ekrandan. Bir kısmını yani. Şu anda kanal 1, bir kısmını. Kanal, mavi sinyalin bir kısmını ekrandan çıkarıyorum hafiften. Evet, çıkardım. Mesela ne? Ölçüm 870'lerden 820'lere indi. Biraz daha çıkaralım. Kanal 2'nin tepe değeri 176 mV'lara indi ama bu zaten average aldığından, ortalama aldığından yavaş yavaş iniyor. Yani measure kullanacaksak sinyali ekranda görmemiz gerekiyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Gördüğünüz gibi bütün hepsi soru işareti. Şu anda ölçülebilir aralıkta bir sinyal alamadığını düşünüyoruz sistemimiz ve ister istemez sinyali ölçemiyor. Peki bir de sana zahmet, diyelim ki ekranda olsun ama çok küçük olsun. Yani böyle iyice hassasiyeti düşürelim. Evet. Mesela kanal 2 için yapıyorduk bu işlemi. Kanal 2 için hassasiyeti iyice düşürdük. Gördüğünüz gibi trigger bile zaten problem çıkardı. Şu anda kanal 2'nin tepeden tepeye değerini bize 2.8 volt söylemeye çalışıyor ki biz zaten 2.8 volt vermediğimizden eminiz. Demek ki hem ekranda olacak hem de ekranı kaplıyor olacak ki üzerinde osiloskop sinyal işleme işlemi yapabilsin gerçekten. Evet. Ve burada tabii arkadaşların kendileri bu çıkarımı yapabilir ama bizim tavsiye edeceğimiz durum şudur. Sinyaliniz ekranın mümkün olduğu kadar fazla kısmını kaplasın. Yani böyle bir sinyalde ölçüm yapmak yerine bunu büyütün, büyütün. Bu güzel bir sinyaldir mesela. Bunun üzerinde ölçüm yapabilirsin. Aynı şekilde kanal 1 içinde. Bu sinyal dahi ekranın dışına taştığı için size ölçüm hatası verecektir. O yüzden mümkün olan maksimum büyüklük neyse o sizin dijital işlemlerden, yani bu hani computational dediğimiz o durumdan kaynaklanan hataların azalmasını sağlayacaktır. Bu ise bir diğer durumumuz. Şimdi gelelim bizim için neredeyse en sık kullanılan, her labda olan ama aslında daha önce hiç kullanmadığımız için çok karmaşık gelen bir diğer menüye. Display menümüz. Ekran menüsüne geliyoruz. Görünüm. Biz normalde zaman ekseninde iki tane sinyal alıyoruz. İki sinyal birbirleriyle alakalı olabilir. Yani biri diğerinin iki katı olabilir, biri diğerinin bir fonksiyonu olabilir. Bunlar hakkında fikrimiz yok. Bir fonksiyonu normalde her iki sinyali de zaman parametresi etrafında alıyoruz. Ama bir fonksiyonu diğer cinsinden ifade etmeye de bu menü yardımcı olacak. Bakıyoruz şimdi. Bir YT formatımız var. YT şu demek. Yani Y eksenimiz fonksiyonun kendisi aslında ama X eksenimiz T, yani zaman ekseni. Biz kanal 1 ve kanal 2 verilerini şu anda gördüğünüz gibi zaman ekseninde alıyoruz. Yani sinyallerimiz bu seviyeye giriyor. Peki ben acaba kanal 2 ve kanal 1 arasındaki alakayı bulabilir miyim? Devremizden hatırlayacak olursak kanal 1 sisteme uygulanan voltajın kendisiydi. Kanal 2 ise aşağıdaki dirençteki olan voltajımızdı. Hemen bakalım. Gördüğümüz gibi aslında kanal 2 neydi? Akımla alakalı bir değerdi. Bu şu demek oluyor. Kanal 2 ile kanal 1 arasında sanki diyodun voltaj ve akım karakteristiği gibi bir alaka olmasını bekliyoruz. Bu bizim için beklenen bir durum. Ama kanal 1'de şu anda giriş voltajımız var. Direkt giriş voltajımız var. Acaba diyotla direncin yerine... Diyodun akımıyla, yok şu an değiştirsek de bu sefer de direncin uçları arasındaki voltaj değiştiği için akım tam olmayacak. Evet, peki. Geleceğiz şimdi devrede, göreceğiz bu devrenin aslında doğru çalıştığını. Şimdi yapmamız gereken şey, acaba diyodun akım ve voltajı arasındaki karakteristik nasıl? Burada kanal 1 hatırlarsak input voltajımızdı. Şimdi kanal 1'imiz
aslında sinyal üreticine bağlı ve doğal olarak yalnızca voltaj diyodun uçları arasında uyguladığımız gerilimi veriyor bize yaklaşık olarak. Her ne kadar altta bir direnç olsa. Alttaki direnci mesela çok küçük seçebiliriz değerini. Diyelim ki 10 ohm. Böylece o voltaj oynaması çok az oluyor. Yani yine 5 volt veriyorsak bu 4.9 olarak diyoda yine aktarılıyordu. Çok küçük bir hata kaynaklanacak. Kanal 2'miz ise direncin uçları arasına bağlamış olduğumuz yani akımı sembolize eden eksen olmuş oluyor. Şimdi display menüsündeyiz. Formatımız YT. Yani bunu XY moda bir kere tıkladığımızda XY moda dönüştürüyoruz. XY mod ne oluyor? Kanal 1'iniz X ekseni yani voltajımız, uyguladığımız voltaj. Kanal 2'niz de Y ekseni demek. Yani akımımızla orantılı bir sayı. Doğal olarak ne olmuş oluyor? Voltaj akım karakteristiğini diyodun gördüğünüz gibi çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Bu zaten kitaplarda geçen bir özelliktir. Aynı zamanda diyodun 0.7 voltluk bir açılma voltajından dolayı eksi 0.7'ye kadar düşen bazı küçük değerlerde görmemiz mümkün. Bu da zaten pratik bir sonuçtur. Bunun yorumlamasını da arkadaşlardan ilerleyen deneylerde isteyeceğiz. Burada öğrendiğimiz o zaman şu oldu. Kanal 1 her zaman X eksenidir. Nereye bağladığımıza dikkat ediyoruz. Kanal 2 her zaman Y eksenidir. Bunu da devrenin nereye bağlamamız gerektiğine dikkat ediyoruz. Böylece devrenin mesela kanal 1 giriş, kanal 2 çıkış olması durumunda giriş çıkış karakteristiğini neye bağlı olarak? Tabii kanal 1'imiz bizim neydi? Voltajdı. Voltaj davranışını görebiliyoruz çok rahat devrenin. İstersek bunu ilerleyen durumlarda frekans endeks diyebiliriz ama öyle bir deney arkadaşlara hiçbir zaman yaptırmayacağız. Her zaman şeyimiz yapmak istediğimiz işlem devrenin giriş ve çıkışı arasında ya da devredeki herhangi bir elemanın farklı parametrelerinin birbiriyle nasıl alakalı olduğunu ölçtürmek. İşte gördüğünüz gibi XY modumuz bütün bu işlemi kendisi yapıyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi yine gördüğünüz gibi kanal 1 500 mV diyor. X eksenimizdeki her bir kare 500 mV'a karşılık geliyor. Diyodun uçları arasındaki voltaj. Birinci kare 500 mV. Gördüğünüz gibi ikinci kareye gelemeden 0.7 volt dolaylarında kanal 2'nin voltajı bir anda artmış. Kanal 2'nin voltajının akım olduğunu biliyoruz. 200 mV diyor. Yani yaklaşık 200 mA, 400 mA değil tabii ki. Direnç değerini bilmeden bunun amper olduğunu ya da voltaj olduğunu söylemek yanlıştır. Bu da arkadaşlarımız tarafından sıkça yapılan bir hata. Örnekli olarak. Örnek olarak da bunu gösterdik. Kesinlikle eksenleri doğru söylemiş olmanız, hangisinin voltaj, hangisinin akım olduğunu kendiniz analiz etmeniz gerekiyor. Bunun haricinde tabii matematik menümüz var burada bir tane. Kanal 1 ile kanal 2'nin farkını alabilirsiniz. Toplamına önce operation. Şu anda kanal 1. Burada dikkat edecek noktalardan birisi de display'iniz XY moddayken bu işlemleri yapamıyorsunuz. Önce zaman eksenine bir gelelim. Ondan sonra eğer yapmak istediğiniz bir işlem varsa bakın çıkarma işlemi, Fourier transform ne olduğuna çok fazla şimdilik girmeyelim. Toplama işlemi, kanalların sinyallerinin toplanması. Kırmızı sinyal toplamı mı gösteriyor? Evet, kırmızı sinyalimiz zaten menüden anlaşıldığı üzere şu an toplama işlemini gösterecek. Bir görmeye çalışalım mesela onu. Sinyallerin değerlerini küçülterekten. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı sinyalimiz toplama işlemi. Farkını alabildik. Zaten bu ikisi bizim için gerekli olan şeyler. İki sinyalin çarpımı çok bir işe yarar mı? Bu aslında hiç kullanılmayan, hiçbir analizi yapılmayan bir şeydir. Gerekiyor mu? Bazen arkadaşlara gerekir. Karıştırıcı devreler oluyor ya, modülasyonda filan belki onlarda, kipleme. Evet. Yine elektronik circuit design yani 313 dersinin içeriğinde böyle bir şey kullanmamız hiçbir zaman gerekmeyecek. Osiloskopun bugüne kadar kullandığımız bütün özelliklerinden bahsettik. Bunun haricinde kaynaklanacak problemler cihazın kendisiyle alakalı olabilir. Tabii problem durumunda arkadaşların öncelikle asistanlarına başvurmalarını rica ediyoruz. Hiçbir zaman yandaki arkadaşın devresine bakıp senin ne çıktı, senin osiloskop benimkini ölçecek mi gibisinden işlemler yapmıyoruz. Öyle şeyler yapmıyorum tabii ki. Yanında kimse oturmuyor. En nihai durum olarak da yine labımızın görevlisi olan Ergün abi bizim her derdimizi çözecek. Bir de bu laboratuvarda çok sık bir şekilde giriş sinyali 50 mV uygulanıyor. O da gayet gürültülü bir sinyal çıkartıyor. Evet. Bu durumda 1x mi kullanmak daha uygun olur, 10x mi? Öylesi bir durumda tabi probun girişinde herhangi bir zayıflatma istemediğimizden 1x'i kullanmak arkadaşlar açısından daha doğru olacaktır. Daha az gürültü. Daha az gürültü olacaktır. En azından gürültü aslında hep var. Gürültüyü hiçbir zaman biz engelleyemiyoruz çünkü kablo zaten burada duruyor. Hangi sinyali uygularsanız uygulayın. Mühim olan gelen sinyalin şiddetini henüz probun uç kısmında düşürmemektir. Yani osiloskopu korumak pahasına biz, daha doğrusu korumak amacıyla biz sinyali düşürüyoruz. Ama zaten çok düşük bir sinyal olduğu için
Orada osiloskopun herhangi bir koruma devresine ihtiyacı yok. O yüzden o zayıflatma kısmını birlikte çekebiliriz. Böylece sinyali daha rahat alırız. Evet. Başka eksikler kalmış olabilir. Tabii pratik birçok problemle karşılaşacak arkadaşlar. Ben eminim ki şu anda bu devreyi buradan çıkarıp Redboard'un farklı bir yerine taksam muhtemelen sinyalde oynamalar, gürültüler olacaktır. Ama bunların hepsi pratik. Benim buraya bunları takarken yapacağım hatalardan kaynaklanan şeylerdir. Arkadaşlar böyle problemlerle bu laboratuvar süresince karşılaşacaklar. Ama öncelikle kendilerinin bu sorunları çözmesi gerekiyor. Çünkü kendileri de biliyorlar ki buradan mezun olduklarında pratikte yapacakları işlerde bütün bu sorunlarla kendileri başa çıkmak zorundalar. Evet. Bir el sallarsanız Bilge sen de. Benden bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz.